Memiş abi, içeri girmiyorsun. Almadan şöyle beraber fotoğraf alalım. Sayın Bakan, müsaadenizle. Değerli basın mensupları, kıymetli çalışma arkadaşlarım, ülkemizde yapımı devam eden en önemli demir yolu projelerinden birisi olan Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızın yenice şantiyesindeyiz. Arkadaşlarımızdan projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldık ve çalışmaları yerinde inceliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, ulaşımda uluslararası entegrasyon kalkınmanın dinamosudur. Ve biz demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak bir kuşak bir yol projesini ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun bizim deyimimizle yeni İpek yolu olması için ülke içinde doğu batı ve kuzey güney ekseninde eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir hayata geçiriyoruz. Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek yolunun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. Son 21 yıl içerisinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Ankara merkezli çekirdek hızlı tren hatlarımızda bir vizyonun ürünleridir. Bakü-Tiflis-Kars hattı ile Türkiye'den batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a, kuzeyde Rusya'ya, Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Şimdi Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleriyle iki yeni uluslararası hattı daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesinin tüm orta koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahçıvan demiryolu projesi tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemiz de Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik kalkınma yolu. Kalkınma yolu projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı bir dönemde ülkemizi daha fazla bölgesel ilişkiler merkezine yerleştirecektir. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın Fav Limanı ve kalkınma koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezi'nde elleşlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupa'ya ulaşacak. Üstelik ileride Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmara'ya alternatif İkinci bir demiryolu hattımız olacak. Kalkınma yolu projesi uluslararası güney-kuzey koridorları arasında Uzak Doğu, Asya, Güney Asya ve
Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek kalkınma yolu projesiyle bölgemiz İpek yolundaki konumunu güçlendirecektir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demir yollarında yepyeni bir dönem başlattık. Az önce de bazılarından bahsettiğim uluslararası boyutta projeler hayata geçirerek ülkemizi ticari yük taşımacılığında lider konuma taşıdık. Mevcut konvansiyonel demir yolu hattımızı komple yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 3000 kilometre yeni yol ekledik. Demir yolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve nüfusumuzun yaklaşık %50'sine ulaştırdık. Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3800 kilometrelik demir yolu hattında da yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz 2053 yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve demir yolu hat uzunluğumuzu 28.590 kilometreye yükseltmektir. Bizleri bir araya getiren Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızda bu çalışmaların en önemlilerinden birisidir. Bu projemizin en güçlü Avrupa finans kuruluşlarından alınan 1,5 milyar euroluk kredi yabancı yatırımcıların ülkemize duyduğu güvenin göstergesidir. 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin, Adana, Gaziantep hattı projemizle Mersin, Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli, elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız. Biraz önce de demir yolcu arkadaşlarımız sizlere selam verdi. Onlara da ben buradan selam ediyorum. Aynı zamanda yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Çukurova Havalimanı için inşa edeceğimiz 10 kilometre uzunluğundaki hat ile havalimanına erişimi de sağlamış olacağız. Projemizin tamamlanmasıyla Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standartta ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 6.4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, hattımız kapsamında 2 gar, 19 istasyon ile 86 karayolu üst geçiti, 32 demiryolu köprüsü ve 17 adet tünel inşa edeceğiz. 287 kilometre katener sistemi kuracak, elektromekanik ve sinyalizasyon işlerini tamamlayacağız. Şu anda
1720 personel ile sürdürmekte olan çalışmalar ile Nurdağ Başpınar kesimindeki toplam 34.700 metre uzunluğundaki 6 tünelin kazı çalışmalarını tamamladık. İç kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Viyadük, menfez, köprü, alt geçit ve üst geçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. %12 ilerleme kaydettik. Altyapı çalışmalarının yanında üst yapıya yönelik çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. 1 milyon adet travesin 70 bin adetinin üretimini bitirdik. 76 bin ton rayın 20 bin tonunu sahaya stokladık. İnşallah en kısa zamanda bu hattı çalışır vaziyete getirerek stratejik bir hizmeti daha tamamlamış olacağız. Halkımızın yarım asır boyunca Surat Demiryolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmekte Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip oldu. İnsanımız yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine o kadar alıştı ki bu hatlarda bugüne kadar 78 milyonun üstünde yolcu taşıdık. Artık her şehir yüksek hızlı tren ile seyahat etmek istiyor. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın hep beraber gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu hattımızın güzergah üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor. Bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine, projesinden yüklenici firmasına kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz ve TCDD Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah Teala kazasız belasız çalışma hepimize nasip etsin diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.